Değerli yetiştiricilerimiz merhaba. Bu videoda sizlere Excel listesinden, Excel tablosundan toplu hayvan nasıl eklenir? Sürü yönetimi uygulamasıyla bunu göstermek istiyorum. Öncelikle uygulamamızı ana ekrandan hemen açtık. Bakıyoruz ilk ekranımıza, açılan özet ekranında hiçbir hayvanımız yok. Çünkü eklemedim. Bireysel olarak eklemedim. Topluca eklemek istiyorum hayvanlarımı. Başka bir uygulamadan, başka bir yazılımdan veya da Excel'de tuttuğum ra raporlarımı, kayıtlarımı sürü yönetim uygulamasına topluca aktarmak istiyorum. Bunun için hayvanlarım menüsüne ana sayfadan geçiyoruz. Listemizde hiçbir hayvan yok. Buradan bireysel olarak eklemeleri yapabilirim ama şimdi bunu yapmayacağız. Sağ üst menüsünde 3 nokta menümüzde Excel'den hayvan ekle içineğimiz var. Bu menüye tıkladığımız zaman ayrı bir sayfa açılıyor. Ayrı bir sayfada en altta şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu noktada örnek Excel dosyamız var. Ya yani bu dosyamız nasıl hazırlanması gerektiğini bu dosyamıza uygun olarak, örnek dosyaya uygun olarak formatını hazırlamamız gerekiyor. Şimdi bunu masaüstü bilgisayarımda hazırlamayı göstereceğim ve sonradan nasıl ekleyeceğimizi tekrar göreceğiz. Şimdi bilgisayarımda Excel sayfamı açacağım. Örnek Excel sayfamız arkadaşlar bu. Örnek Excel sayfamızdaki sütunlar ve sütunlara karşılık gelen mesela D sütununa gelen ırkı bilgisi, A sütununa gelen küpe numarası yani hangi sütuna hangi bilginin hangi verinin geldiği çok önemli. Çünkü sistemde bu şekilde aktarıyoruz. Sütunlar tanımla. Örnek formata göre bilgilerimizi buraya kopyalayıp yapıştırabiliriz. Örnek birinci hayvanımız. Hayvan ismi, cinsiyeti önemli. Kırmızı renkli bilgiler, veriler mecburi veriler. Bu verilerden birisi tutarsız olsa, eksik olsa sisteme eklenmeyecektir. Listemize eklenmeyecektir. Hayvanlarımı ekledim. iki tanesini bu şekilde ekledim. Diğer hayvanlarımı da hızlı bir şekilde ekleyelim buraya. Evet, diğer işletmemdeki hayvanlarımı da buraya Excel listesine ekledim. Biz bu listede yüze kadar hayvanı ekleyebiliriz. Daha fazla hayvan eklemek için ikinci bir liste hazırlayabilirsiniz. Bir diğer konu şuradaki tarih formatıdır. Bu tarih formatı tarih biçiminde hücre biçimlendirmesini tarih biçiminde yapmış olmanız gerekiyor. Çünkü tarihe dönüştürülerek bütün hesaplamalarımızı bu tarih üzerinden, doğum tarihi üzerinden yapıyoruz. Örnek dosyanın hazırlanması bu şekilde arkadaşlar. Evet masa üstünde dosyamı hazırladım. Örnek Excel dosyamı Drive ile veya da e-mail ile bir şekilde WhatsApp ile cep telefonuma attım. Ve oradan şu anda onu seçiyorum. Şu, e, şu butona Excel dosyasını cihazıma taşıdıktan sonra bu butonla seçip yani ulaşıp onu Seçiyorum ve ekliyorum. Hemen Excel dosyamı tanımlar tanımlamaz dosyadaki bütün hayvanları burada görüyorum zaten. Bir tanesinde küpe numarasını eksik yazdığım için daha doğrusu aynı küpe numarası mevcut olduğu için eklenmediğini görüyorum. Diğer hayvanlarım başarıyla hayvan listeme eklendi. Özet sayfama geçtiğimde de bütün hayvanlarımın yaşlarına göre, grubuna göre, cinsiyetine göre gruplandığını kolayca buradan görebiliyorum. Teşekkür ediyorum.